Vatan nedir? İnsanın içinde doğduğu bir ülke. Hatta bazen doğduğu da değil. E, mümkün babam benim söz gelimi Kazakistan'dan göç ettiyse, geldiyse o zaman da babamın doğduğu yer mi diyeceğim vatanım? Ne diyeceğim, ne yapacağım? Diyelim ki dedemin doğduğu yer neresiydi? Mümkün şimdi Suriye'de, Irak'ta kalan Osmanlılar döneminde Anadolu sayılan veya Türkiye Osmanlı ülkesi sayılan bir yer. Şimdi şimdi yabancı bir ülke oldu, kabul edildi. Söz gelimi Atatürk'ün doğduğu yer. Şimdi Atatürk'ü Türk mü kabul edeceğiz? E, vatanı hiç Türkiye'de değil. Şimdi e, Türkiye'de yaşamıyor. Babası, dedesi filan da yaşamamış. E, ne diyeceğiz bu adamlara? Hani doğduğu yer dersek e, şimdi Yunan. E, ne diyeceğiz? Yunan mı diyeceğiz, Türk mü diyeceğiz? Kafanız karıştı mı biraz? E karışsın canım. Peygamberin vatanı neresiydi? Mekke. E, vatanına karşı savaştı. E, vatan haini. Haşa. Öyle olmaz mı? Sen Türkiye'ye karşı savaşsan vatan haini kabul edilmez misin? E, peygamber de Mekkeliyse, Mekke'nin vatandaşıysa e, Mekke'ye karşı savaş yaptı. Ne yapacağız şimdi? Peki vatanını kurtardıktan sonra orada mı kaldı? Mekke'de mi yaşadı peygamber? Artık siz gidin Medine'liler. Ben vatanımı ele geçirdim burada kalacağım. Öyle mi dedi? Kocaman bir soru işareti. Eskiden bir vatan kelimesi insanları sokaklara dökmüş. Vatan şairi filan denilmiş namı kemallere. Ya ne o vatan? Vatanı cennete benzetmişler. Sen burada doğmasaydın söz gelimi bir Arnavut olarak Arnavutlukta dünyaya gelseydin. Cennet neresi olacaktı o zaman? Vatanın neresi olacaktı? Arnavutlukla Türkiye savaşsaydı kimin yanında savaşacaktın? Ama sen yine Müslümansın. Aynı vatana sahip olan bir dinsiz, imansızla sen ortak hiçbir şey paylaşmıyorsun ki. Vatandaş kabul edelim ve kardeş gibi düşünelim. Ve bu ülkenin sınırını kim çizdi? Suriyeliler niye benden farklı olsun? Vatan denilen şey onunla beni niye ayırsın? Iraklı bir Müslüman niye benden farklı olsun? Sınırın öbür tarafında, köyün yarısı bu tarafta, yarısı öteki tarafta. Buradaki benim insanım da öteki başkalarının insanı. Niye? Arap olmaksa Türkiye'de de Araplar var. Mardin taraflarında. Kürt olmaksa Türkiye'de de Kürtler var. Onlar vatandaşın ama öteki taraftakiler aynı akrabalar vatandaşın değil. Ne ayırıyor? Yani kim çizdi bu çizgileri? İslam böyle bir ayrımı kabul eder mi? Kapı komşum İslam düşmanıysa onu dost kabul edebilir miyim? Amerika'daki söz gelimi Muhammed Ali onlar bizim düşmanımız mı? Vatandaşımız değil diye. Hangisi dostumuz, hangisi düşmanımız? Vatan nedir? Vatan arkadaşlar Allah'ın hükmünün tatbik edildiği yerdir. Vatan İslam'ın hakim olduğu, yaşandığı bir yerdir. Diyelim ki bugün Avustralya'da İslam yaşansa, hakim olsa orası benim devletim. Ben oranın vatandaşı kabul ederim kendimi. Orayla savaşmam. Orası için gerekirse savaşırım. Orası benim memleketim derim. Doğduğum yerde hakim değil mahkum ise ben orayı yüceltmem. Başka ülkelerden daha olumlu bir ülke olarak görmem. Orada doğup büyümek benim irademle alakalı değildi ki. Rusya'da da Amerika'da da doğabilirdim. Orayı nasıl yüceltmeyecek isem başka doğduğum yeri de yüceltmem. İslam tekrar edeyim. Nerede hakimse orası benim vatanımdır. Nerede hakim değilse Orası benim vatanım değildi. İslam'a göre vatan çok farklıdır tabi.